Evet, bugün sizin karşınıza değişik bir çekimle geliyoruz. Neredeyiz? Paşakent'teyiz. Paşakent'te Pankin iş yeri. Evet, yeni bir iş yeri, yeni bir soluk, yeni bir nefes diyelim. Bakalım neler göreceğiz burada. Evet, şöyle içeri giriyoruz bakalım. İki tane ufaklığımız var. Bunlar burada. Evet, çok güzel. Evet. Hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet, bugün siz ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yeni bir işletme, yeni bir anlayış. Evet. Özellikle Paşabayır gibi çarşının uzağında, merkezinde olmayan bir yerde büyük bir cesaretle iş yeri açtınız. Evet. Evet, nasıl bir düşünce ürünü oldu? Ben de Paşakent'te oturuyorum. Bandırmamız çok büyüdü. Çarşıya inmek bazı zamanlarda zor gelmeye başladı. Trafik problemini düşünerek. Çocuklarla kolay alışveriş yapmayı tercih ettiğim için, istediğim için. Aklıma böyle bir fikir geldi. Buralarda evet. Böyle bir işlere girdik. Biraz risk olabilecek diye düşünmediniz mi? Belki risk ama benim gibi düşünen birçok anne olduğunun farkındaydım. Uzun zamandır da çalışmak istiyordum. Çocuklardan sonra çalışma hayatıma ara vermiştim. İstanbul'da belli bir süre çalışmıştım. Tekrar bandırmaya geldiğimde çocuklar ve ondan sonra... Evet. Tekrar başa yaptım. Dönecek olursak, evet. Okuldan başladım. Nerelerde okuduk? Nasıl bu konuma geldik? Ben İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümü okudum. Maşallah. Esnaf kızıyım. Babam esnaf. Küçüklüğümden beri dükkanda yetiştim. Her zaman içimde vardı böyle bir dükkan. Bir işlere girmek, esnaflık yapmak, öyle büyüdüğüm için herhalde içime işlemiş diyorum hani böyle. Ama bir eğitim yaptınız, bunun dışında farklı bir dalda çalışıyorsunuz. Farklı dallarda çalıştım. İstanbul'da deri fabrikasında çalıştım kalite kontrol yönetiminde. Daha sonra buraya döndüm, ailemin yanına geldim. Çocuk giyimi konfeksiyonu sizi cezme ediyor? Evet, çocuk giyimin bandırmada çok olmadığını, farklı şeylerin bulunamadığını düşünüyordum. İnsanların daha çok farklı şehirlere yöneldiğini, bunu bandırmada Paşakent'te çekebileceğimi düşündüm ve o yüzden bu işlere girdim. Çocuk giyiminin bir moda akımı var mı? Takip ediyor musunuz? Tabii takip ediyorum. Çocuk giyimin de normal diğer modalar gibi değişen bir modası var. Çocuk giyiminde kalite, çocukların rahat edebileceği, kendini rahat hissettiği, bazı ürünlerimiz organik. Organik ürünlerle sağlıklı giyinebilecekleri kıyafetler seçtim. Evet. Paşakent Şehit Ayhan Özay Caddesi. Numara kaçtı? No 11. 11'de. Evet. Evet, şimdi gel. Yapar mısınız? Evet, teknik olanaksızlar bize biraz ara vermeyi gerektirdi. Ara verdik ve bağlantımızı yaptık. Tekrar devam ediyoruz. Evet Burcu Hanım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir çekim oluyordu. Evet, siz İngilizce işletme okudunuz. Evet. Ama küçük bir işletmeye dönüş yaptınız. Biraz birkaç alt kategori olmuyor mu? Öyle oluyor ama çocuklar olduktan sonra görüş açım değişti. Bandırmada da çok fazla iş imkanı olmadığı için bandırmaya ailemin yanına dönünce bunu göze almıştım zaten. Evet, mutluyum diyorsunuz. Evet, mutluyum, çok mutluyum. Evet, Paşabayır, Paşakent, evet, Paşakent mahallesi diyelim. Paşakent, Şehit Ayhan Özay Caddesi 11 numara demiştik. Evet. 11 numara uğurlu rakamım demiştiniz. Evet, evet biraz derinleştirelim o konuyu. Derinleştirelim, 11 uğurlu rakamım oldu. Burası bana kısmet oldu, bu işlere girdik. Güzel bir butik oldu, sevimli. İnşallah uğurumuz devam eder, güzel başladık. İnşallah böyle devam ederiz. Ne oldu? Evet. Bir de kullandığımız isim dikkatimizi çekti. Ne dedik? Pumpkin. Pumpkin Kids. Pumpkin bal kabağı demek. Tatlı bal kabağı demek. Çocuklara uyan bir şey olsun istedim. Sevimli olduğunu düşündüm. Turuncunun da enerji verdiğini biliyorum. Öyle bir rengin, öyle bir anlayışı var. O yüzden öyle bir seçim yaptık. Pumpkin Kids. Evet. Evet. Evet, biz de hayırlı olsun diliyoruz. İnşallah bol müşteriler. Sizin gibi çok büyük bir cesaretle çarşının dışında bir iş yeri açmak kolay değil. Çok büyük bir özgüven gerektiriyor. Sizde de bunu görüyoruz. İnşallah daha iyi günlerde
daha iyi işler de görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.